Kabe-i Muazzama'nın etrafında dönerken zaman zaman görüyorsunuz. Elleri yok, ayakları yok. Bazen kimisinin ayakları yok. Ayakları yok, o halde elleriyle insanların arasında dönüyor, tavaf ediyor. Şöyle demiyor, oradan bir araba bulsunlar, araba çağırsınlar, beni de arabaya koysunlar, o halde tavaf edeyim demiyor. Ayakları yok. Belki öyle doğmuş, öyle dünyaya gelmiş. Ama o halde Kabe'yi muazzamanın etrafında dönmeye devam ediyor. Onun dünyasında bahane yok. Rabbim buyuruyor ki, şühedanın varlığıyla sevindiği bir nesil olmak istiyorsanız, o zaman kışta da, yazda da, belada da, musibette de, İslami duruşunuzu, kimliğinizi kaybetmeyeceksiniz, yitirmeyeceksiniz. 80 yaşına gelmiş, iki bastonla 5 dakikalık yolu bir saatte yürüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan-ı Muhammedi duyuyorsa, bir saat önce evinden çıkıyor, yine camiye geliyor. Belki ondan cemaat düşmüş, Evinde namazları eda etmesi, kılması lazım. Ama madem iki asa ile yürüyebiliyorum, bela, musibet geldikten sonra da Allah'a, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem icabet edebiliyorsam, o zaman ben Hamza'ların, ben Enes bin Nadır'ların, Abdullah bin Cahşlar'ın radıyallahu anhum yolunda olmakla şereflenen bir kulum diyor. Adam görüyorsun, ayakta duramıyor, koluna serumu bağlamışlar, o halde ayakta askıda serum namaz kılıyor. Beladan, musibetten, hastalıktan sonra da Allah'a azze ve celle secde etmek, rüküye varmak, uşakta namaz kılmak, otobüsle karada gidiyorsunuz, sabahın namazın vakti geçiyor. Adama dur diyorsun. Eğer yanında kadın yoksa, durmuyorsa o zaman dur, iniyorum diyorsun. 300 liralık bir biletten dolayı sabah namazını feda edemem be adam. Eğer sen durmuyorsan, senin katında biri dese ki abdesimi tutamıyorum... Helaya gitmem gerekir. Onun için duruyorsun. Hela için durursun. Peki Allah için durmaz mısın be adam? Allah'a secde edeceğim. Allah Azze ve Celle beni huzuruna davet ediyor. Seni de davet ediyor. Eğer durmuyorsan 300 liralık bile senin olsun dur. Namaz kılacağım. Allahu Ekber diyeceğim.